Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Dow Jones ve petrolün, BT petrol, Amerikan tipi petrolün analizini yapacağım. Dow Jones'la başlayalım hemen. Ayyam alış döngüsü demiş. Birinci ayın 24'ü eski bir box. 52 alış döngüsü demiş. İkinci ayın 28'i. 144 box alış döngüsü demiş. Altıncı ayın 13'ü. Hemen bir grafiğimizi açalım. Sedat Hoca hep şunu söylüyor. Bir çıplak gözle bakın arkadaşlar. Ben bu videoda bu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi çıplak gözle baktığınızda haftalıkta hep yükselişler var, görüyorsunuz. Hep yükselişler var çıplak gözle. Yani hep alış akımı var. Bunun için ne yapmamız lazım? Sedat Hoca diyor ki düşüşler ve ana yön doğrultusunda eğer hiçbir şey bilmiyorsanız ana yön doğrultusunda işlem alın. Şu şekilde göstereyim. Hemen grafiğimizi açalım. Bizim için 34.239'lar destek, yukarıda 35.871'ler direnç. Yani demek istiyor ki düşüşlerde risk alacaksanız, hiçbir şey bilmiyorsanız 34.239'lardan pozisyon alabilirsiniz. Destek noktalarından veya aşağıda 32.606'lardan aynı şekilde düşüşlerde fırsat kollayabilirsiniz. Şimdi gelelim analizimize. Dow Jones için 34.239'lar destek, 35.871'ler direnç. Destek yaptıktan sonra zaten devam etti. Şu kırmızı pembe band bizim için önemli destek bölgesi. Henüz dirence gelmedi. 35.871'ler bizim için direnç. Burayı kırarsa, band içine girerse, buradaki pembe band içine, 36.640'lar bizim için önemli. Bu pembe band önemli, içine girerse, eğer tepki alırsa aşağıda 34.239'lar var arkadaşlar. Bir de haftalık mumda bakalım. Görüyorsunuz zaten şurada destek olduktan sonra düşüşler fırsat olarak değerlendirilebilir. Ve devamında zaten yükselişler devam etmiş. Bir de 4 saatlik mumda bakalım. Görüyorsunuz zaten dediğim gibi düşüşler fırsat olarak destek olduktan sonra düşüşler fırsat olarak değerlendirilebilir. Düşüşler fırsat olarak değerlendirilebilir. 35.871'ler bizim için direnç. Aşağıda 34.239'lar bizim için şu anda destek pozisyonunda. Dow Jones için analizimiz bu şekilde. Petrolle devam edelim hemen. Ayyam satış döngüsü demiş 7. ayın 18'i. 52 box alış döngüsü demiş 5. ayın 16'sı, 144 box da alış döngüsü demiş 5. ayın 30'u. Hemen grafiğimizi açalım. 68-67'ler bizim için direnç, 65-58'ler bizim için destek. Aynı şekilde buna da bir çıplak gözle bakalım. Bakalım neler oluyor. Şu şekilde hemen bir açalım. Sizinle birlikte. Bakın görüyorsunuz. Bunda da aynı şekilde pandemi döneminde düşüşler birlikte tekrardan yükselişler devam ediyor. Ve şu anda bir düşüş akımı olmuş. Yani aşağılardan şuralar 58'lerden gelirse ya da şuralar 63'lerden tekrar düşüşlerden platformumuzun destek noktalarından tekrardan alış ana yön doğrultusunda işlem alınabilir. Hemen grafiğimizi açalım. Bizim için 68-67'ler direnç pozisyonunda, aşağıda 64-58'ler destek pozisyonunda. 36 box'ımız yok. Kristalimizde zaten satış döngüsünün altında kalmış ve 66.99'a kadar devam edeceğini söylüyor. TP seviyeleri şu anda alış bölgesinin üzerinde ama dediğim gibi
69-87 ve 68-67 bandı bizim için önemli. Buraları kıramazsa aşağıda 64-58'ler var arkadaşlar. Bir günlük mumda bakalım. Görüyorsunuz 68-67 direncinin altında kapanış yaptı. Şöyle bir de haftalıkta bakalım. 68 onlarda kapanışını yaptı. 68-67'nin altında ve bizim için geri çekilmeler 64-58'ler önemli noktalar. Petrol için. Aynı eski daha önceden düşüş olduğu noktalardan 66-68'lerden tekrar tepki aldı. Devam etti ve buralardan 69-87'lerden tekrardan tepki alıp şu anda düşüş akımında 68 onlarda. Yani bizim için dediğim gibi düşüşler fırsat olabilir. Hiçbir şey bilmeyen bir yatırımcı için. 68-67'ler direnç, 64-58'ler destek pozisyonunda platformumuza göre. Petrol analizimiz de bu şekilde. Ve aşağılarda görüyorsunuz, deminden bahsettim, çıplak gözle baktığımızda 58'leri falan göstermiştim. Yani 59'lar bizim için önemli destek bölgesi. Düşüşler olursa buralar güzel yerler olarak görünüyor petrol için. Analizimiz bu şekilde petrol içinde. Herkese bol kazançlı haftalar. İyi akşamlar arkadaşlar.